vesaire. Bunlar artık içinde. Bu patenleri görebilirsiniz. Onun için aslında immersion kendini çok geliştirdi. Çünkü gerçek hayatta fotoğraf çekme sebepleriniz artık dijital hayata da gelmeye başladı. Bu sadece mesela biraz önce bahsettiğimiz şey de değil. Hani anı ölümsüzleştirmekten de kaydı. Bazen artistik noktaya da geliyor. İşte Burcu Hanım'ın gösterdiği örnekler gibi oyun içerisinde de çok artistik fotoğraf çeken insanlar var gerçekten. Ya da mesela bakalım başka Araba gösterdik. fotoğrafçılığı her şeyden önce. Mesela artık neredeyse tamamen oyun içi fotoğrafçılığa dönmüş vaziyette. Araba çekimleri. Evet. Unreal Engine'da. Şey var. Çünkü gerçek o süper model arabaları dizayn edip o ortamı ve ışığı yaratmaktansa o arabaların realistik versiyonunun olduğu gibi oyun motoru içerisinde yaratıp Kesinlikle. orada fotoğrafını çekmek çok daha hem karlı oluyor hem de daha kolay oluyor ve hem de hata yaptığınız zaman Kesinlikle. hatalı geri alabilme şansınızı artırıyorsunuz. Ve Dolayısıyla şey var mesela çok alana ışık kayıyor aslında. ışık tiplerinde de mesela şu an area light dediğimiz alan ışıklarımız var mesela normal fotoğrafçı gibi ben onu softbox'a çevirip ray tracing kullanarak yumuşak ışık verebilirim mesela karakterlerin üstüne düşünebilirim. Mesela Unreal'da benim kendimi fresh tutmak için böyle yaptığım küçük şeylerim vardır. Hep böyle günlük böyle yapıp yapıp çöpe attığım şeylerdir bunlar böyle portfolyoya koymadım ama burada da görebilirsin mesela Unreal Engine'ı kullanan bir insanın aslında fotoğraf çeker gibi belli kompozisyonlar ve listelemeciler yapabilecek olduğunu. Mesela bunu full render alsam, bunu direkt oyun engine içerisinden aldım. Bu full render alsam ve final haline getirsem gerçekten fotoğraf gibi hani birebir bir çalışma çıkar. Bunu hakikaten çok güzel yapan insanlar var. Bu böyle portfolyosu olan insanlar da var. Ve şu an dijital hayatta bunu yapabiliyorsunuz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani gerçekteki bir stüdyo kurup da mesela şu an size Unreal açsam mesela orada da şeyi görürsünüz. Durdu mu? Durdu mu? Orada da mesela hemen 2 dakikada bir küçük bir stüdyo setup'ı kurabiliriz. Mesela bu renk kalibratörle renk kalı çarplar vardır ya böyle. VFX'ciler de çok kullanan renkleri meşlemek için, fotoğrafçılar da nötr renk oluşturmak için, color correction için. Onu mesela onların tool'ları var Unreal'da ya da üçüncü partileri kullanıyorum Cave Academy'de. Onu yerleştirip işte softbox'larını koyup bir metahuman'ı koyup bayağı onun kimlik fotoğrafını çekebilirim mesela. Bu noktaya geldi artık. Çok ilginç bir noktaya geldi gerçekten. Ya da biraz daha olayı artırıyorum. Lidar kullanarak ya da fotogrametri kullanarak herhangi birini alıp Unreal'a aktarıp onun kimlik fotoğrafını çekiyorum. Buraya geldi artık olay. O kişiyi konuşturabilirim mesela. Ya tabii ki Aynen. bunu ben tek Gözünüzü başıma seveyim. yapamam şu anda ama. Yani şöyle bir durum. Yani tabii bu farklı bir tartışmayı da bize hani ortaya çıkartıyor. Şimdi nasıl analog fotoğrafçılık, dijital fotoğrafçılığın ortaya çıkışıyla yok olduysa, sanal fotoğrafçılık yani sanal dünya içerisindeki bu oyun içi fotoğrafçılığın gelişimiyle daha şu anda iyi bir gelişim ivmesi yakalamış vaziyette. Bunun gelişimiyle belki de dijital fotoğrafçılığın aynı analog fotoğrafçılık gibi ancak belli kesimler tarafından yapılacağı bir döneme doğru da gidiyor olabiliriz. Yani şu anda çok uçuk gibi geliyor ama analog fotoğrafçılık döneminde de mesela dijital fotoğrafçılığa bir şiddetle karşı çıkan ya da hiçbir zaman yeteri kadar hani güçlü olamayacak, gerçek bir sanat olamayacak diyen insanlar vardı örneğin. Ama şu anda hani mesela bazı işte bu araba fotoğrafçılığı, araba çekimlerinin yapılması gibi mesela araba fotoğrafçılığının neredeyse %90 artık piyasası oyun içi fotoğrafçılığa kaymış vaziyette. Yani gerçek araba fotoğrafı çeken insan sayısı yani şirket anlamında çeken insan sayısı çok feci şekilde azalmış durumda. Şimdi bu diğer alanlara da yansıyabilecek bir pozisyon edinebilir ilerleyen zamanlar içerisinde. Bunun içerisinde turizm fotoğrafçılığı da giriyor örneğin. Yani bu turizm fotoğrafçılığının da önü açık örneğin. Mesela bunu Second Life oyununda yapılmıştı mesela. Örneğin Paris'e gezmeye gidip Paris'te gezi fotoğrafçılığı yapabilirsiniz örneğin. Ve bunu 1800'lü yılların Paris'inde yapabilirsiniz. Yani bu bize o kadar büyük bir hani büyük bir pencere açıyor ki. Yani olasılıkların hani varılabilecek olasılıklar gerçekten sınırsız vaziyette. Çünkü sizin hayal gücünüz de sınırlı. Ya da Kesinlikle. herkesin hayal gücüyle sınırlı. Yani Öyle, kesinlikle öyle. Yani hani bu dolayısıyla giderek güç kazanabilecek bir duruma geliyor.
Her iki mesela işte bu pandemi dönemiyle de gördük ki aslında biz... Tam onu diyecektim ben de. Yani aslında sanal dünya içerisinde biz birçok insan hani biraz da oyuncu tayfası. Kendisini ben çok inanmıyorum hani gerçek hayatındaki şeyi aradaki çok farkı anlayabildiğini. Yani ben bütün gün evimde takılabilirim hani şu anda öyle değil. Çok ilginç bir anekdot vereyim size. Açıldığı dünyalar sınırsız. Ben interaktivite kullanarak, interneti kullanarak, oyunları kullanarak fotoğraf çekimi yapabiliyorum, film çekimi yapabiliyorum, dünyanın başka yerlerine gidebiliyorum, çeşitli insanlarla iletişime geçebiliyorum. Dijital dünyanın bize sunduğu olanaklar o kadar sınırsız hale geliyor ki ben şu anda evin içerisinde hapis yaşasam dahi hiç sıkılmam. Pandemi çıktığı süreçte Red Dead Redemption'ı o zaman almıştım ben bilgisayara. Evde sıkıldığımda bayağı Red Dead Redemption'ı açıp at üstüne gezip işte balık tutup tabii gerçek hayatta balık tutmam yani sevmem sıkılırım. Ama oyunda böyle o kadar güzel yapmışlar. Gidip balık tutuyordum, avlanıyordum bilmem ne böyle. Ve yani çok ilginç bir şeydi bu pandemi sürecinde de dediğim gibi ondan bahsedecektim ben de. Bu pandemi zaten böyle devam ederse mecbur galiba dijital sanal fotoğrafçılığa bayağı döneceğiz artık. Özellikle yani bizim gibi daha çok işin içerisinde olan kişiler atıyorum. İşte Kaş'a tatile mi gitmek lazım? Gir işte Google Earth'e çıkar şeyini, height map'ini, basandığıyla binaları koy, önünde fotoğraf çek. Yani şu an ne yazık ki yapacak başka bir şeyimiz yok galiba. Öğrencilerime aslında fotoğraf ödevleri verip duruyorum aslında. Onlara desem arkadaşlar şimdi dışarı çıkamıyorlar falan. Hani desem şu oyuna girin, oradan şu fotoğrafları çekin desem. Aslında güzel fikir ha. Ben şey yaptırıyordum benim çocuklara evet, final olarak. Belli random çevreler veriyordum. Baya hani ben bile bilmiyordum kimin ne alacağını. Kura çekerek yaptım iki dönemde. Çevre verdim, alın. Önce bu çevreyi analiz edin. Finalde de bunun ışığını sıfırlayın. Kendinize bir şey oluşturun. Hikaye oluşturun. Bu hikaye etrafında da belli kompozisyonlarla fotoğraflar çekin. Ve iki dönemde hakikaten çok güzel işler geldi aralarında. Mesela benim hiç düşünemeyeceğim şeyleri düşünen arkadaşlar olmuştu aralarında. Küçük minik minik şeyler ekleyerek vesaire falan. Orada hakikaten şey demiştim bakarken Allah hakikaten insanoğlunun yaratıcılığının bir sonu yok. Çünkü bir tanesi bayağı sci-fi bir tane şey vardı. Aset vardı. Ondan bayağı Last of Us sahnesi çıkardı böyle. Postapokaliptik bir şey çıkardı. Ben bunu hiç böyle düşünmüyorsun. Çünkü genelde onu verdiğinde millet sci-fi'ye, cyberpunk böyle Chuck Nielsen'ın işi, cyberpunk olsun mantığındayken. Ama bir anda dışarıya bir şeyler ekledi, içi bir şey yaptı. Vay be dedim hani hakikaten şey be. Şimdi bu artan aset şeylerle de vesairelerle millet şeyleri birleştirip, çok alakasız şeyleri birleştirip hakikaten çok tatlı şeyler yapabiliyorlar, çok güzel şeyler yapabiliyorlar mesela. İyi bir noktaya geldi. Gerçek zamanlı yani teknolojiler. Bunun bir de yani şimdi evet bir olumlu tarafı var. Aslında bir yandan da tabii bir olumsuz tarafı da var. Hani düşünecek olursak hani iki yönü düşünmemiz gerekiyor bir şekilde. Sonuç olarak biz gerçek hayatı sanalın içerisine çekiyoruz aslında. Ve gerçek hayatı bir yandan da yakalamayı kaybediyoruz. Yani onu yakalayamıyoruz yani. Onu kaybediyoruz aslında. Evet. Şimdi bu bir risk bir yandan. Ama hani tabii bunun bilincinde olunması gerekiyor. O ayrı bir mesele. Belki bilinçli olunduğu takdirde tamamen insanlar kendilerini kaybetmeyebilirler. Ama gerçek hayatı kaybediyoruz aslında sanallaştırdığımız, yani giderek sanallaştıkça. Örneğin yani film çekimi mesela sanat işte bu sanat prodüksiyondan örnek vereceğim. Şu anda sanat prodüksiyon şu aşamaya gelmeye çalışıyor, şu aşamaya ilerlemeye çalışıyor. VR teknolojisinin de hani desteğiyle örneğin dünyanın farklı yerlerindeki farklı sanatçılarsınız ve bir araya sanal o alemi içerisinde bir araya gelip bir film çekimi yapabilecek hale geleceksiniz yakında. Yani bunun araştırmaları yapılıyor ve bu mesela iClone VR var mesela bunun yolunu açtı mesela. Yani biz evet çok farklı şeyler yapabilir hale gelebiliriz. Hani çok mesela biraz da fantastik şeyler yaparken bizim için çok güzel yolumuzu açıyor bu. Çünkü hani eğer video oyun motorları ya da işte CGI teknolojileri, dijital teknolojileri olmasaydı Yüzüklerin Efendisi olamazdı. Ancak karşımıza çıkacak olan bunun hani ilk temellerinde neydi? İşte O'Brien'in yaptığı işte bu kukla şeyler var ya... İşte ilk sinemadaki ilk stop motion animasyon sanatçısıdır kendisi aynı zamanda. Sinemanın içerisinde ilk defa görsel efektleri, özel efektleri sokan kişidir O'Brien.
onun yaptığı gibi hani kuklalarla ve mankenlerle takılan tipler haline gelirdik dijital teknolojiler olmasaydı. Dolayısıyla bu bize evet hani real hayatı anlatırken, gerçekçi filmler çekerken, işte sanatsal ağır ağır böyle kamerayı çevirirken falan hani bunlar hani bunları yapmakta bir sıkıntı yok, ama fantastiği çekerken ya da bilim kurguyu çekerken bizim artık dijital teknolojilere bağımlılığımız var. Artık sinema animasyon olmadan var olamıyor. Dolayısıyla biz bir şeyleri kazanırken aslında eskideki bazı şeyleri de ve eskideki o bazı güzellikleri de kaybediyoruz. Ha? Ama yani artık mesela analog fotoğrafları artık hiçbirimiz ilgilenmiyoruz. Hiçbirimizin evinde analog kamera yok. Analogun verdiği o tesadüfilik hissi yok artık. Dijital kamerada her şeyi planlıyoruz. Sanal fotoğrafta yine hani hepsinde an yakalanıyor belki, ama mesela örneğin artık sanal fotoğrafçılıkta, video oyunlarının içerisinde gördüğümüz fotoğrafçılıkta artık anı yakalamıyoruz. Anı yaratıyoruz. Yani o anı, zamanı durdurabiliyoruz her şeyden önce. Hem elemen aslında. Çünkü ona baktığınızda mesela benim yaptığım gibi girip de direkt F12 yapıp da çekenler. Ama orada şeye katılıyorum ben de. Böyle eklemek istediğim bir şey var aslında. Fotoğrafçılıkta da öyle gördüğüm kadarıyla. Oyun sektöründe de öyle. Her sektörde öyle. Teknoloji ilerledikçe bir şey yapmak kolaylaşmaya başlıyor. Ben mesela fotoğrafçılıkta eski işte çıkanlar, negatifleri banlıyor, masa asması falan çocukken hatırlamayan çok şeydi. Yani kendim şahsen yapmadım tabii de hatırlamayan çok acılı bir süreçti. Çok zor bir süreçti. İşte yanacak mı fotoğraf, temiz çıkacak mı vesaire. Şimdi mesela herkes alt SD kartta bilgisayara aktarabiliyor. Tabii ki bunun her zaman bir üstü. Her zaman bir üstü vardı da bunu daha sanatsal şeklinde çalışıp da çok güzel şeyler çıkarın. Mesela oyun sektörüne şöyle etkiledi. Mesela hatırlıyorum 2 sene önce bu ray tracing falan hiç yokken biz daha eski standart metotları kullanırken, ki ray tracing daha tam girmedi tabii hayatımız oyunlarda. Eskiden saatlerce böyle saç başı olarak böyle çıldırarak yaptığımız, şimdi yeni gelen bir çocuk tek tıkla aynısını yapabiliyor. Burada aslında hem artı hem eksi. Çünkü kimseyi kötülemek için değil, oyun sektörü için konuşalım. Mesela Türkiye oyun sektörü için konuşalım. Bir sürü mantar gibi oyun şirketleri birikmeye başladı. Çünkü neden? Artık çok kolay oyun yapmaya. Kolay görünüyor daha doğrusu. Herkes bir şeyler, iki tane küp koyup bir şey koyup, dedim kötülemek için demiyorum bunu. İki tane küp koyup bir şey yapıp oyun koyup piyasaya salabiliyor. Ama mesela diğer tarafta biz sırf onların 10 tane oyun yaptığı süreçte bir işte güneş ışığının acaba 5 derece daha mı oynatsak? Mesela birkaç yıl önce şimdi ray tracing, ışın takip teknolojisi dediğim gibi tuşa basılarak yapılan şey için bizim 7-8 saat beklediğimizi bilirim. Belki basardık, bir tane obje bozuk çıkardı, hadi bir 7 saat daha. Çünkü bazen oluyor yani bilgisayar sonuçta, yani bir render metodu sonuçta. 7 saat 8 saat beklerdi. Şimdi millet mesela onları yaşamadığı için, bizim de zamanında bu kadar kolay yaptığımızı düşündüğü için herkesin yüzünden, bu birçok sektör için öyle. Bu film için de öyle aslında. Mesela eski Star Wars filmlerinde AT-AT'lerin nasıl anime ettikleri hakkında çok güzel bir şey izlemiştim. Bayağı bacağı oynatıyor, çekiyor, indiriyor, çekiyor. Oy demiştim yani sabır işi hakikaten, yani çok zor bir iş. Şimdi mesela bilgisayarlarda daha rahat yapılıyor. Sektörlerde yeni gelen, iyi eğitilmemiş ya da kendini eğitme zahmetine girmemiş jenerasyon, ki ne yazık ki işlerin kolaylaştırması bu tarz insanların daha cüretkar olmasını sağlıyor birçok sektörde. Bu işleri çok kolay görmesini sağlıyor. Ve de bahsettiğiniz gibi kolaylaşması bizim için iyi olsa da bu tarz insanların çevreye kirletmesi demeyelim, daha düzgün bir tabir alıyorum, şişirmesi yüzünden aslında negatife de çekilebiliyor. Ne yazık ki. Yani onun için mesela çok şeyi görüyorum. Mesela ben şeyden bahsettiniz ya ilk başlarda, hani lighting artist olarak kendinizi kurtarmanız çok iyi bir şey. Yani gösterebilmeniz artık aslında geliştiğini gösteren bir şey, ama şu an mesela ArtStation'ı açın. Bir sürü adam var lighting artist mesela. Ama tek yaptığı ne mesela? Kapı üstüne ışık koymuş. Hepimiz öyle başladık. Ama ben mesela o zaman kendime lighting artist title hiçbir zaman vermedim. Ne zaman verdim kendime? Hakikaten bir yerlere çalışıp hani kişiler tarafından bilinmeye başladığımda verdim. Bu da negatif tarafı işte. Her şeyin kolaylaşma sürecinde. Yani bilemiyorum. Ama sanat bir şekilde her türlü kendinin bir yolunu buluyor. Yani kesinlikle. Şöyle mesela ilk bu yeşil ekranlar çıktığı zaman neydi onun adı? Arkadaki yeşil fon. Green screen. Ha? Green screen. Ondan bahsediyoruz.
Yani ilk onlar çıktığı zaman mesela animasyon hani çalışmalarında hep şu söylenmişti. Artık animasyonun sonu mu? Hani animasyon son mu bulacak artık? İşte hani sonuç olarak artık hani oradaki görüntüyü oluştururken siz hani bir hareket estetiği diye bir kavram var. Hani 12 tane kuralımız var hareket estetiğini anlatan. Bu hareket estetiği kuralları artık geçerliliğini yitirecek mi? Artık sonuç olarak bir yerlerine insanların bir şeyler yapıştırıp hareketlendirdiğin zaman oradaki 3 boyut karakter de aynı şekilde hareketleniyor. Dolayısıyla artık animasyonun yani hareket estetiğinin yani hareket sanatıdır yani animasyon en temelidir yani. Hareketin artık estetik kısmı kalmadı. Artık her şey taklit oluyor. Dolayısıyla animasyonun sonu mu geldi diye bir takım tartışmalar çıkıyordu. Fakat animasyon bir şekilde mesela kendi yolunu buldu burada. Ve hiçbir şekilde animasyonun sonunda gelmedi. Aksine animasyon o kadar gelişti ki hani video oyunlarının içerisinde de animasyon var ama sinemayı da ele geçiriyoruz. Artık sinema neredeyse animasyon olmadan sinema olamıyor. Yani bunu mesela ekleyebilirim. Sanat sepet filmleri dışında yani. Hani biraz da hani Hollywood sinemasına falan bakıldığı zaman artık animasyon yoksa sinema da yok gibi bir şey haline geldi. Dolayısıyla hani bir şeyler yok oluyor mu diye düşünürken aslında sanat evrim geçiriyor. Yani evrim geçiriyor. Tiyatrolarda giriyor, bunun içerisine animasyonda giriyor, bunun içerisine işte fotoğrafçılıkta giriyor. Bütün alanlar bunun içerisine giriyor. Bir şekilde eskiyi yitiriyoruz belki ama kendine bir şekilde o sanat alanı insan zihni dolayısıyla, insan yaratıcılığı dolayısıyla bir şekilde bir yol açıveriyor. Ve oradan ilerliyor. Ya bu evrim olarak bakıyorum ben aslında ona. Oyun içi fotoğrafçı şundan dolayı söylüyorum. Çünkü ben oyun içi fotoğrafçılığı aslında gelinmiş bir noktadan ziyade gidilecek bir noktanın ilk başlangıcı gibi görüyorum. Yani bu bende bir takım hani şey hisleri uyandırıyor. Yani bu bir şeye yol açacak. Yani bir yere doğru gidecek. Aynı şekilde Makinima'nın mesela sanal prodüksiyon çalışmalarına yol açtığı gibi. Bu sanal prodüksiyon da mesela bir yerlere gidecek. Yani bize şu anda çok zorlandığımız ya da yapamadığımız bazı şeyleri yapabilir hale geleceğiz. Aynı O'Brien'in zamanında dinozor filmleri çekemiyorlardı. Çekmeye çalışıyorlardı ama çekemiyorlardı. Şu anda çok güzel şekillerde çekebiliyorlar. Ne bileyim 1920-30'larda çekilmiş Godzilla ile şu anki Godzilla arasında dağlar kadar fark olduğu ve daha gerçekçi ve daha etkileyici ve daha harika hale getirilebildiği kıyaslamasını yaptığınız takdirde şu anki gelişimin de şu anda bulunduğumuz noktanın da yeni bir yere, yeni bir adıma doğru gideceğini düşünüyorum. Araya şöyle bir artı ekleyebilirim. Bir hocamın, çok sevdiğim, hatta üstadım diyebileceğim iki kişiden biridir. Sevgili Onurcan Çaylı, çok emeği vardır bende. Kerem Sami Ünal'la beraber çok ikisinin de emeği büyüktür bende, hep de söylerim. Onur hocamın bana bir lafı vardı. Bu Quixel ve Metahuman falan şey olduğunda hep biz ara ara konuşuruz onunla. Bana bir lafı vardı. Onun dedi, mesela şey demiştim, hocam hani artık işte milyon dolarlık hani asetlere bir tıkla ulaşabiliyoruz. Hani bu iş nereye gidecek sizce? Oğlum bak, bu lafımı yaz demişti. Bu gelişimler sanatçıyla sadece verileni yapan adamın arasındaki farkı açacak demişti bana. Ve hakikaten öyle oldu. Bu 1-2 yılda hakikaten tasarımcı demeyeyim, artistik adamla, hakikaten o kafayı kullanarak, yani beynini kullanarak, kendinden vererek yapan adamlar 100 iken 300 oldu. Sadece kendisine verileni hiçbir şey katmadan yapan adam 80 iken 85 oldu. Yani ArtStation'da portfolyolara bakarsanız dediğimi çok daha iyi anlarsınız. Bu da bu evrimi tetikledi. Bu da artı tarafı işte. Hani herkes elinde aynı şey var. Şimdi aynı şey olduğu için herkesin onlarla yapabileceği daha bariz ortaya çıkmış. Mesela teknik bir adam, atıyorum sanatsal bir adamdan çok daha iyi teknik biliyordu diyelim. Mesela eski ışıklandırma tekniklerini konuşalım, oyunlardaki. Adam çok iyi mesela Lightbake bildiği için, ışıklandırma metodudur Lightbake. Çok iyi bildiği için mesela çok basit bir şeyi bile, çok sade bir şeyi bile. Sade, yani bunu pozitif olan sadeden bahsetmiyorum. Hani alışılagelmiş bir şeyi çok güzel bir şey olarak gösterebiliyor. Çünkü herkes öyle of, abi gerçek gibi görünüyor. Şimdi mesela aynı asetler herkes sahip olduğu için, aynı metotlar çok daha basit olduğu için, onlar daha sanatsal, daha kafayla kullanan bir adam şimdi mucizeler yaratabiliyor daha kolay bir şekilde. Ve o daha teknik zor tarafıyla çok da fazla kendini hırpalamadan çok daha kolay bir şekilde çok daha uçuk şeyler çıkarabiliyor. İşte bu da artı tarafı.
Aslında Öyle bu bir güzelliği var. aslında hani tarih tekerrürün ibarettir şeklinde. İlk biliyorsunuz fotoğraf makinesinin ortaya çıkışının da temelinde şey var. Aslında bir takım aristokratlar resim yapmak istiyorlar. Fakat resim yapmayı beceremiyorlar. Resim yapmayı beceremedikleri zaman ne yapıyorlar? Hani ışığın bir şekilde hani görüntünün bir şekilde kağıda yansıması üzerinden onun üzerinden çizimler yapmaya başlıyorlar. İşte ilk fotoğraf makinelerinin temelleri işte bu kamera optik kurallardan öncesinin temelleri bu şekilde atılıyor mesela. Nedir? Olay aslında bir takım insanların çizim yeteneği olmayan insanların resim yapma hayalinden aslında ortaya çıkıyor. Resim yapmak o kadar istiyorlar ki ışığı bir şekilde kağıda yansıtıyorlar. Kağıda yansıttıktan sonra onun üzerinden çizimler yapıyorlar. Böylece taklit etmiş oluyorlar. Bu ne oluyor? Gerçek bir ressamın yaptığı şey olmuyor. Ama başka bir şey oluyor. Ve daha sonrasında o gelişmeye devam ediyor. İşte fotoğraf makinesi ve video kameralar bu şekilde ortaya çıkıyor. Ne oluyor? Resim yeteneği olmayan insanlar farklı bir sanat alanına aslında kapı açmış oluyor. Farklı bir şeye yol açmış oluyor. Başka ve hepsi de birbirinin eksilerini artıya çevirerek, tabii ki kendi eksilerini ortaya koyarak, sürekli üstüne koyarak ilerliyor. Çünkü mesela ben de Bahçeşehir Üniversitesi'nde oyun tasarımı yüksek lisans öğrencisiyim hala. Barbaros hocama buradan selam. Beni sanırım odasında, alnımın ortasında fotoğrafında bıçak var. Çünkü 2 senedir tezi yapmadım. Buradan da... Ben doktora tezimi kaç senede bitirdim biliyor musun? son dönemim. Allah'tan bana illa Allah demişti artık. Yani tezi vermek için bir ayım var. Ben nokta koymadım yoğunluktan. Hani atılıyorum. Arkadaşlar ya çok iki tane uç görüyorsunuz akademide. Başarılı bir insan eldi çamura bulayıp yok başarılı olmuş ya. Bir insan. Ben atanamayan doçent ya da atanamayan yani. Yani şey vardı ben. Hiçbir zaman kendimi iyi gördüğünce olarak görmedim o konuda zaten. Yani çok başarılı diyebiliyor mu yani? Ama şey yani hep onun yüzünden mesela araştırdım. Güzel de bir aslında tez konum vardı. İşte Barbaros Hoca öldürecek beni onu yazmadığım için. Orada mesela araştırırken hep şeydi. Wow olmuştum. Hani ben bilmeden tiyatro teknikleri kullanıyormuşum. Staging teknikleri kullanıyormuşum. Mesela o zaman bilmiyordum. Bayağı staging, bir sahne kurulumu yapıyorum. Ben level design, bölüm tasarımı tabanlıyım normalde. Şuraya geçmeden önce. Dedim ben bayağı tiyatro sahnesi kuruyormuşum. Bunun da tabii daha 360 derece olanı, bir tık daha gelişmiş, bir tık daha farklı olanını. Ve bak mesela ışıklandırma. Ben hayatımda hiç profesyonel fotoğrafçılıkla uğraşmadım bu arada. Ben kendi fotoğrafımın çekilmesini de pek sevmem bu arada. Çok enderdir tek olduğum fotoğrafta. Burcu orada bir işkence çektirdim herhalde sizlere. Fotoğrafınızı alalım poster için. Yok ki. Düzgün fotoğrafım şey yok. Düzgün fotoğrafım yok. Sonunda bir tane hep kullanılı fotoğraf var. Yanımda Artas var. Ben şeye uğradım. Katliama uğradım. Daha birkaç 3-5 ay önce hard diskim gerçekten çöktü yani. Hani onu ben bahane olarak söylemedim Burcu sana. Yani hani gerçekten hard diskim çöktü ve içinde ne kadar böyle artistik fotoğraflar, böyle çektiğim Tuz Gölü'nde falan böyle dizayn falan yapmıştık. O fotoğraflar falan vardı. Onun hepsi gitti. Her şey gitti. Kendimin de birkaç kişiye böyle fotoğrafçı arkadaşıma kendimin bu çeşit çeşit fotoğraflarını çektirmiştim. Hani bir yerlerde kullanayım diye. Hepsi gitti. Hiçbir şey kalmadı. En son size verdiğim böyle bakan bir tane fotoğrafım var. Onun içinde hiçbir şey yok. Ve işte şey mesela kendi fotoğrafımda bir tane arkadaşım vardı. Çok yakın. Belki kardeşim gibidir. Herif mesela çok maçlara gideriz. Galatasaray taraftarıyım. Kombinimiz falan vardı arkadaşlar. Şimdi o yurt dışında. Bir maça giderdik. Maç öncesinde yahu anlatamam size. Herif benim 28 yıllık hayatımda çektiğim fotoğrafı bir devre arasında çeker. Yani öyle bir herif. Ve ben bir gün mesela bana al fotoğraf çek derdi. Alıp böyle saçma sapan hiçbir şeye bakmadan çekermiş. Sevmem yani. Ama mesela şimdi bakıyorum. Ulan sen fotoğraf çekiyormuşsun. Yani bayağı oturumda. Çünkü bir stüdyo ışıklı ve bir şey. Ben ne anlarım fotoğrafçılıktan derdim. Görselleşim tasarım okumuş olmama rağmen. Mesela hiç unutmam orada. Bir kere yabancılar gelmiş. Bana tutturdular falan. Fotoğrafınızı çeksene. Ulan yani ne yapacağız? Neyse çektik bir şekil atlattım orada ama içimde varmış herhalde. Şimdi bir bakıyorum. Mesela cutscene geliyor. Şimdi düşünüyorum. Ha buna mesela Rembrandt mı kullansak daha iyi olur? Loop mu kullansak daha iyi olur falan. Bir bakıyorum da o kadar bağlantılı ki aslında. Ya da mesela level'ları yaparken ya da o bir derin çevrenin ışıklarını yaparken dediğim gibi biraz önceki notum aklınıza gelsin. Oyunlardaki ışıklandırma setup'ını size anlatsam görmeye başladığınızda oyunu oynayamaz hale gelirsiniz. Çünkü hakikaten arka planda dönen çok şey var. Onlar mesela kurduğumda hakikaten tiyatro sahnesi kurduğumu fark ettim. Sinemada bir kareyi
Işıklandırılmış gibi ışıklandırdığımı fark ettim. Sadece mesela sinemanın üstüne biz ne koyduk? Sinemada şu çerçeveli limitti. Bizde her tür oyuncu vardır. Neydi? Bartles taksonomi diye oyuncuların tipleri. İşte bazı oyuncular gezmeyi sever, bazısı hedef odaklıdır vesaire vesaire. Şimdi benim çevremde her türlü insan olacak. Bunun sığırı da olacak duvara kafa atan. Hani ne bileyim direkt dümdüz geçip gidip hiçbir şeye bakmayacak adam da olacak. Ama ben o garip elemanı da o immersion'ı kırdırmamak zorundayım. O direkt hedef amaçlı olan elemanı da kırdırmamak zorundayım. İşte bunlar o yüzyıllarca, bin yıllarca gelen her şeyin harmanlandığı, evrimleştiği bir şey aslında. Aslında hani ortam, yani ortam dediğim o video oyun ortamı aslında tekniği öğreten bir yer. Yani tekniği bilmeden giriyorsunuz örneğin, ya da bakmayı bilmeden giriyorsunuz, bakmayı öğreniyorsunuz bir şekilde. Yani neye ne açıdan bakmanız gerektiğini, neyin ne açıdan daha estetik olabileceğini öğreniyorsunuz. Onun için mesela oyun mekanlarında gezmek ya da oyun mekanlarında çeşitli yerlere bakmak aslında çok öğretici oluyor. Dolayısıyla hani artistik teknikleri bir şekilde öğreniyorsunuz. Hele ki eğer hani oyun üreticisi sağlam bir oyun üreticisiyse ve bu artistik tekniklere göre oyunu tasarladıysa, siz bir oyuncu olarak da aslında o ortam içerisinde gezerken bir şeyler öğreniyorsunuz. Oradan bir şey kapıyorsunuz. Çünkü bunu şöyle diyebilirim. Aslında bu görsel sanatların hani en önemli noktalarından bir tanesi. Görsel sanatların içerisine ilk mesela toy bir öğrenci olarak girdiğinizde bakmayı, görmeyi öğrenmek, hani bakarsınız ama görmeyi öğrenmeyi şey yaparsınız, hani beceremezsiniz. Ama bir süre sonra şeylere, yani dünya içerisinde etrafta baktığınız şeylere farklı açılardan, yani birazcık ufak tefek teknikler de öğrenmeye başladıktan sonra artık her şeye artistik gözle bakmaya başlarsınız. Kaçınılmaz oluyor. Ben o kediye hani ne açıdan bakılabilir, bakıldığını gösterirsiniz. Bir insana bakıyorsunuzdur, aşağıdan bakıyorsunuzdur, ha, alt açı dersiniz. Yani o bakışı bir şekilde artık görsel sanatların içerisinde ola ola öğreniyorsunuz. Aynı şeyi aslında video oyunlarında da biz yapıyoruz. Video oyunların içerisine girdiğiniz zaman orada tasarlanmış bir dünya var çünkü. O tasarlanmış dünya içerisinde bakış açınız sizin o tasarı üzerinden gelişiyor. Dolayısıyla hani böyle de bir artısı oluyor aslında hani orada fotoğraf. İlk dönem öğrencilerimde şöyle bir şaşırma olmuştu. Karakter aydınlatması, cutscene aydınlatmasını konuşuyorduk. Bir tane örnek gösterdi bir öğrenci. Çok ilgili bir öğrencim vardı. Hocam dedi, hocam bunu nasıl ışıklandırmışlar sizce? Baktım, hala hatırlıyorum, Rembrandt kullanmışlardı. Bak dedim, Rembrandt kullanmışlar. Hocam ya hani nasıl okudunuz? Oğlum dedim, bir noktadan sonra deforme oluyor dedim, merak etme. Baktıkça dedim, o teknikleri gördükçe okumaya başlıyor. Mesela şöyle bir garip bir huyum gelişti. Oyun oynarken mesela şimdi Last of Us 2'yi oynuyordum yakın zamanda. Bir yere giriyorum, bir şöyle bakıyorum, bir şuraya bakıyorum. Vay çakallar, şuradan geliyor demek ki. Burada ekstrası var bilmem ne. Hep şey diyorum, lan oğlum sen ne yapıyorsun ya? Allah aşkına oynadım. Çünkü oturup bayağı adamların yaptığını reverse engineer etme. Yani tersten şey yapmaya başladım. Mesleğin içinde olduğum için ama. Ben şimdi fotoğrafçı arkadaşlara mesela şunu tavsiye edebilirim, yani oyun içi fotoğrafçılıkla vesaire ilgilenebilecek arkadaşlara. Bir oyunun içerisine girdiğiniz zaman sadece oyun oynamak amaçlı girmeyin. Örneğin gezerken açıları yakalamaya çalışın, fotoğraf çekmeye çalışın, ekran görüntüleri yakalamaya çalışın. Ve bunun sadece aslında o sanal dünya içerisinde yakalayacağınız anları olarak da görmeyin. Bu çünkü dediğim gibi gözü eğiten bir ortam aslında o. Kesinlikle. Gerçek dünyadaki gördüğümüz, çünkü gerçek dünyada daha tesadüfi bir dünya var. Dolayısıyla burada eğer hani siz şeyde sanal dünya içerisinde daha tasarlanmış bir dünya var. Ama bu tasarlanmış dünya içerisinde de tesadüfi anlar yakalanabiliyor ya da güzel açılar yakalanabiliyor. Bu açılar yakalanabiliyorsa eğer o oyun dünyası içerisinde, inanın bana gerçek hayatta da yakalayabilecek hale gelirsiniz. Yani kesinlikle destekleyecek şekilde nitelikte olur. Ve ben gerçek hayatta iyi bir fotoğrafçının da kesinlikle oyun dünyası içerisinde de düzgün fotoğraflar çekebileceğine inanıyorum. Ve bunun dediğim gibi aslında geleceği olduğunu da ben iddia ediyorum ki zaten bizim ülkemizde çok fazla bilinmiyor ama yurt dışında örneğin bununla ilgili olarak şöyle diyeyim.
müzelerde ya da sergi salonlarında, yani önemli müzelerde artık oyun içi fotoğrafçılık dediğimiz oyun içi fotoğraf sergileri düzenleniyor. Yani bu alan aynı hani bundan sonrasında gezi fotoğrafçılığı var bildiğim kadarıyla. Gezi fotoğrafçılığı gibi, düğün fotoğrafçılığı gibi, ıvır kıvır fotoğrafçılığı gibi, hani o fotoğrafçılığın bin bir türü gibi aslında oyun içi fotoğrafçılıkta bir fotoğraf türleri içerisine girebilecek bir alan. Dolayısıyla hani ve her sanatçının da her kişinin de bakış açısı farklıdır. Dolayısıyla hani sizlerin de fotoğrafçılar olarak oyun içerisinde eminim ki herhangi bir oyuncunun böyle zevkine çektiği fotoğrafların ötesinde güzel anlar yakalayabileceğini ve güzel çalışmalar çıkartabileceğini düşünüyorum. Evet, orada şeyi katabilirim ben de. Yani Burcu Hanım'ın dediğine şunu katabilirim. Hakikaten bakmak ve görmek arasında çok büyük bir fark var. Ve oyun oynadığınızda, filmi izlediğinizde ya da bir sanatçının fotoğraflarını izlediğinizde görerek şey yaparsanız, görürseniz onun içerisindeki, emin olun kendi işinizi de geliştirmiş olursunuz. Çünkü bakmayın, biraz önce kötü dedim ama benim biraz abartı olduğu için kötü dedim şeye. Hani oyun içerisinde sürekli reverse engineer etme hastalığımı, ama benim o huyum olmasaydı, tabii ki gene diyorum şu an çok abartı noktaya getirdim ama o zaman oyunları analiz etmeye başlamasaydım şu an oyunlarda yaptığımı yapamazdım. Çünkü orada bir tecrübeli biri yapmış. Benden önce bu işi benden daha uzun süredir yapan bir insan yapmış. Ve bu teknikleri görmek, anlamak ve içselleştirmek, emin olun, kabul edin, doğru olup olmadığını tartışın ama emin olun ki o size bir şey katacaktır. Çünkü tasarımda ve sanatta doğru yoktur. Yanlış da yoktur bence. Hani herkesin bir tadı vardır, herkesin bir şey var. Tabii ki belli maddeleri, belli olması gereken bir temeli vardır. Ama doğru, yanlış, iyi, kötü, çirkin, hani ben bunların pek olduğuna inanmıyorum. Çünkü benim mesela çok sevdiğim sanatçılar, abi bu olmamış diyecek adamlar var. Ya da benim hiç sevmediğim tasarımcı, tapan adamlar var. Bunun sonu olmadığı için herkesten alabileceğiniz bir şey vardır. Ben hep öğrencilerime şunu derim. Bir aylık, birkaç aylık adamdan bile, birkaç aydır bu iş yapan adamdan bile öğreneceğiniz bir şey vardır. Çünkü sizin göremediğiniz bir şeyi görüyordur o insan. Mesela gözlerimiz hiçbirimizin gözü aynı değil. Herkesin gözü renkleri farklı şekilde görüyor. Çok az şekilde olsa da. Bu bile kişinin yaklaşımını değiştirebilir. Onun için herkesten aslında öğrenilecek çok şey var. Onun için Burcu Hanım'ın dediği çok doğru bir şey. Hani görün. Bakmayın, bakıp geçmeyin sadece. Gerçekten kendi sanatınızı da çok geliştirecek bir şey. Ben öyle geliştirdim kendimi. Bana kimse şey yapmadı. Tabii ki Onur Hoca'yı, Kerem abi falan ayırıyorum. Ama ben ilk başladığımda kimse mesela durup da bak hani bu böyledir ya da şöyle ışıklandırsın, al buraya spotlight koy, bilmem ne koy. Yani ben bunları hep inceleyerek, analiz ederek, araştırarak hep öğrendim. Emin olun çok işe yarıyor. Çok kısa sürede bana çok şey kattı yani. İnanılmaz güzel bir metottur. Yapılan işi analiz edebilmek kafası. Ama aşırıya kaçmayın. Kesinlikle. Evet. Biz böyle aldık, yürüdük, konuştuk. Soruları unuttuk biz. Hani şey yaptık ama hani izleyiciler ne düşünüyordu, neler var kafalarında falan, hani hiç sormadık, etmedik. Hiç araya da sokturtmadık bir şekilde. Siz de hızlı konuşuyormuşsunuz, ben de hızlı konuştum. Siz de giremedi anladığım kadarıyla. Bir dakika ya, şunu sormam lazım. Ne diyor lan bunlar diyenler mi? Yani biz aklımıza geleni söyledik bir şekilde ama belki de sizlerin soracağı şeyler var, bilmiyorum. Soracaklarınız ya da değinilmesi gereken başka şeyler var mı? Ya da merak ettiğiniz şeyler var mı? Sorular alabiliriz isterseniz. Çünkü anlaşılan bizi oturtursanız biz daha sabaha kadar böyle ben, devam ben ederiz. Ben dedim zaten Burcu'ya şey yani hani beni koyun oraya. Ben oyun kuramları üzerine konuş kızım deyin. Ondan sonra ben 5 saat konuşurum yani. Hiç kimseyi öyle. Yani. Ben de sıkıştırdım mı birini, böyle saatlerce konuşurum. Onun için arada bir dizginlenmem gerekiyor. Ya yine iyi oldu. Şöyle iyi oldu. Halit Hocam da konuşkan olduğu için mesela ben ışık hızına bağlayıp da yürümedim mesela. Çünkü mesela bu benim hani papağan okulu diye şeyim var ya, böyle işte papağanlarla falan. Beni bu çok ünlü diye televizyon programına çıkarttılar bir tane. O televizyon programında da ay kadıncağızı konuşturtmadım sunucuyu. Yanımda biri daha vardı. Hiçbir konuşamadı. Ben boyunca sadece ben konuştum. Ondan sonra kadın soru sormaya kalkıyor. Diyor. Ağzından alıyorum. Öyle değil şöyle falan diyor böyle. Bir saat boyunca bir daha beni çıkarmadılar tabii.
Şimdi, onun için korkuyordum. Arif Bey'i konuşturacak mıyım acaba falan diye. Neyse. Yok, atla izliyorum ya ben de araya. Girdin araya, tamam, neyse. Tamam. Aa, çok var keyifli bir sunumdu bu arada. Sadece bir tane soru soran birisi varmış. Diğerleri öldü Emre. Galiba. Bir saniye. Öncelikle harika bir sunumdu. Kesinlikle aşırı derecede keyif aldık. Ağzınıza sağlık. Ben de bir oyun geliştirme işinin içindeyim aslında. Bağımsız bir oyun geliştirmeye çalışıyorum şu anda. Ve sektörle de bayağı ilişkiliyim. O yüzden anlattıklarınız benim için çok keyifliydi. Bağımsız oyunlar konusunda bir soru sormak istiyorum ben. Bağımsız yapımların bir tık böyle daha farklı olduğunu düşünüyorum günümüzde. Şu açıdan daha farklı olduğunu düşünüyorum. AAA oyunlar kadar, AAA yapımlar kadar çok yüksek bir şirket kaygısı belki gütmediklerinden dolayı tamamen kendi istedikleri şeyleri, tamamen kendi farklı bulunduğu video oyunlarını çıkartıyorlar. Ve sanat ve fotoğrafçılık konusuna gelirsek bazı bağımsız yapımlar sanat dizaynını oyun mekaniği olarak kullanıyor. Örneğin Gris diye bir oyun vardı. Sağır bir kızın yolculuğunu anlatıyordu. Çok güzel bir oyun. Muhteşem bir oyundu. Siyah beyaz başlıyordu oyun ve her level'da farklı bir renk paletiyle oyunun mekaniği değişiyordu. Hue var aynı şekilde. Return of the Obra Dinn var. Bu tarz farklı yapımlardaki sanat dizaynıyla AAA oyunlardaki sanat dizaynını karşılaştığınızda ya hangisini daha çok beğeniyorsunuz veya hangisini daha çok sektörü geliştirecek yönde buluyorsunuz? Şöyle diyelim, indie tarafın biraz daha özgür olduğu için daha cesur hareket ederek belli başlı şu an belki düşünemediğimiz şeyleri daha rahat sektör içerisine şutlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü AAA tarafında da tabii ki gelişimler çok bariz 10 yıl içerisinde. Sadece 10 yılda değil. Ama AAA'de daima kafanızda vura vura projeyi bitirmenizi isteyen bir maddi kaygı var ne yazık. Şu an AAA şirketin outsource, EA'ye söyleme, bizim şirketi yeni satın aldı. Şu an outsourcer olarak çalıştığımız şirketi yeni satın aldı. Ben de real-time UK ile Codemasters için çalışıyorum bu arada şu anda. Ya sürekli bir ne yazık ki bir endüstriyel kaygı var AAA tarafında. Onun için istediğiniz kadar özgür olamıyorsunuz. Indie'de ama o kaygı yok. Yani batırabilirsiniz. Evet, çünkü kimse size gelip de şey olmayacak. Ya da toksik bir, o kadar toksik bir oyuncu kitlesi yok Indie'de. Çünkü oynayan insanlar daha o oyunu o oyun olduğu için oynayan insanlar. Ama mesela AAA tarafında mesela Cyberpunk konuştuk mesela. Çok bariz örneği. O kadar hype oluşturuldu. CD Projekt Red'in yatırımcıları sürekli reklamını yaptı. Sürekli bir ağır bir PR ve yapabileceğine de ben inanıyorum CD Projekt Red'in eğer zaman verilseydi. Ama ne oldu? Şirketler o kadar para bastı üstüne. Çalışanlar crunch yapmak zorunda kaldı. Crunch iğrenç bir şey. Ama ne yazık ki sektörden çıkabilecek bir şey değil. Psikoloji bozan bir şey. O crunch'ta o insanlar aylarca çalıştı. Benim de tanıdığım işçiler var orada çalışan. Onların da hani sanırım uzun zamandır konuşmadım ama kayıp olduğuna göre o crunch zamanında bayağı yorulmuşlar ki şimdi inzivaya çekildiler. O baskı kafanızda olduğu sürece emin olun %100 serbest hareket etme şansınız yok. İndiler bu konuda kesinlikle bir tık önde. Ben şöyle yapabilirim bu konuya. indie oyunlarla ilgili olarak. Aslında yani şimdi oyun sektöründe bağımsız ve sanatsal ve böyle süpersonik kendi istediğiniz gibi, kendi kafanıza göre istediğiniz gibi bir yapım yapacaksanız ya işte Death Stranding'in şeyi gibi i̇şte Hideo Kojima olacaksınız ya da indie oyun yapacaksınız. Yoksa aradaki formlarda kesinlikle etki altında olmak zorundasınız. Yani çünkü onların bir takım kaygıları var. Finansal bağımsızlık olmayabilir. İşte yaratıcı bağımsızlık olmayabilir. İşte ne bileyim bir takım yayınla ilgili sıkıntıları olabilir. Yani o prodüksiyon şirketinin kurduğu bir takım kurallar olabilir. Siz sanatçı olarak buna ayak uydurmak durumdasınız. Buna boyun eğmek zorundasınız. Eğer o çalışmayı devam ettirmek istiyorsanız. Ama bu aslında indie oyun olayı şöyle düşünün mesela sinemada da mesela indie yani bağımsız sinema dediğimiz bir kavram var. Bağımsız sinemanın bağımsızlığı nereden geliyor? Yine aynı şekilde aynı mantıklı aslında nedir? Bunlar bu bağımsız sinema sektöründe de yine bir takım mesela Hollywood'daki ünlü bir şirketin ve bir takım aktörlerin baskısı altında kalmadan yapımın yapılabilmesi üzerine gidiyor. Bağımsız sinemada olduğunuz zaman bir handikapı nedir? Bütçe olarak düşük. Hani bütçe olarak düşük olduğu için ama sanatsal yaratıcılık serbest olduğu için aynı Gris'te olduğu gibi
sade olabildiği kadar böyle hani kompleks olmayacak çözümler bularak da sanatsal yaratıcılığı ortaya koyma imkanına sahip olabiliyorsunuz. Belki bir Gris'in şeyi yani bütçesi belki ne bileyim bir Cyberpunk'ın bütçesiyle eşit değil tabii ki. Yani belki çok küçük bir bütçeyle yapıldı. Fakat sanatçılar o kadar serbestler ki ya da onu yapan kişiler o kadar bağımsız oldular ki Gris şu anda gerçekten muhteşem bir oyun diyebileceğim bir oyunken Cyberpunk oynamadım ama Cyberpunk eleştiriler alabiliyor. Ve hani bu bakımdan ben mesela oyun şirketlerinin çok büyümesinin de ben hani açıkçası olumlu bir şey olarak görmüyorum. Yani Blizzard mesela daha ufakken Blizzard'ın oyunlarının bence daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Blizzard büyüdükçe ve kocamanlaştıkça oyunun da hani Activision alınca. Nedeniyle tabii ki. Yani Blizzard'ken o sadece Blizzard'ken daha aslında hani samimi, daha kendini sürükleyici, daha böyle sağlam oyunlar yaparlarken Activision içerisine girdiği zaman o güçlerini kaybettiler örneğin. İki tane örnek verebilirim buna. Yakın zamanda Ubisoft Singapur'da çalışan bir arkadaşım var. Şimdi ayrıldı oradan. Ben daha AAA tarafına geçmeden bana şey demişti. Oğlum dedi nasıl bir şey? Benim çünkü hep çocukluk hayalim AAA. İşte kısmet oldu nihayet. Şey demişti bana. Oğlum dedi. O da tam indie kafasında bir arkadaş. Ben de biraz daha AAA tarafına, hani prodüksiyon tarafında. Hani ben kendi işimi yapayım, ben kendi işimin zirvesini yapayım kafasındayım işim tarafında. Bana şey demişti. Oğlum orada vites kutusunun dişlisisin dedi. Orada hani şeyin yok. Etkin yok. Sana veriliyor. Sen orada sana verilen sınırlardaki en iyini yapmak zorundasın. Çünkü şey oluyor. Onu da şuraya bağlayacağım. Bazı art direktörler hakikaten çok vizyona sahip adamlar olabiliyor. Beraber çalıştığı insanları yani birlikten güç doğacağına inanabilen insanlar olabiliyor ama ne yazık ki hala sektörde at gözüyle bakanlar da olabiliyor. Ben böyle istiyorum kardeşim. Diğer adam da olabiliyor. O adamın vizyonunu yapmak zorunda kalıyorsunuz büyük prodüksiyonlarda. Ve onun için işte bu limitasyonlar ne yazık ki bir gerçek. Bu filmde de öyle. Yani sadece oyunun hastalığı olan bir şey değil ne yazık ki. Doğru. Teşekkür ederim. Ubisoft'un hatta o tek bir bakış açısıyla, işte tek bir yapımcının bakış açısıyla oyun yapmasıyla çok fazla olay olmuştu. Hatta bir tane genel yardımcıları ayrılmıştı şirketten. Ashraf İsmail. Ashraf İsmail. Evet. Evet yani o Blizzard konusunda da şöyle bir şey söyleyebilirim. Şirketler sanki büyüdükçe veya işte daha işte aslında bütün bu oyun şirketleri 90'lı yıllarda veya eski yıllarda hepsi bir indie stüdyo olarak başlıyor belki kariyerlerine. Ama büyüdükçe yönetim şeyleri de değişiyor. Yönetim anlayışları da bu sefer değişmeye başlıyor. BlizzCon'da ve E3'te bir Blizzard'ın bir duyurusu vardı. Birçok hayranlar tarafından tepki alan yönetim ve sanki yöneticiler ve oyuncular arasındaki mesafe de bu durumda etkileniyor diğer çok indie yapımlara göre. Ben bunda da fırsat buluyorum. Çok söz aldım ben. Başka sorusu olan vardır. Blizzard dedin de diğer arkadaşlar sorusunu düşürken sana şöyle bir şey diyeceğim. Ben World of Warcraft oynamaya Burning Crusade'de başladım. Ben de Burning Crusade'de başlamıştım. Ciddi mi? Kataklizm'e geldim. Orada Kataklizm zaten yani felaket kötü bir expansion'da. Orada evet, da Warlock'lara nerf gelince main Warlock'tu. Boş ver dedim. Bıraktım. Ondan sonra bir ara kısa Pandaria'da oynadım. Gene bıraktım. Orada şuna değineceğim. İnsanlara dikkat edersen genelde uzun soluklu oynamış insanlarda hep klasiğe, vanilya dediğimiz ilk World of Warcraft'ta Burning Crusade'de ve Wrath of the Lich King'e olan bir özlem var. Dikkat et. Kataklizm çok fazla oynanıyor şu an. Hala şey korsanlar da en çok oynadım yani. Ne kadar doğru söylemem bilmiyorum da oynamıştım mesela. Ve şey var. Ve dikkat et. Onlara olan istek kadar ondan sonrasında yok. Çünkü ne zaman World of Warcraft hadi abi herkese hitap edelim. Hadi çok şey olsun isteyen şey yapsın deyip World of Warcraft'ın ruhundan ayrıldı. İşte bak kaygılar. O zaman ölmedi tabii. İndi yapımlar bizi kaybetti. Burada tutuyor aslında oyuncuları. Kendi istediklerini yapıyor. Vanilla World of Warcraft çok şeydi. Büyüme olayındaki olay. Yani şöyle aslında oyun yapımcıları aslında oyuncular bir yandan da. Yani ama oyuncu olmayı bıraktıkları zaman sadece oyun yapımcısı haline evet, geldik. Evet, ama o zaman bağlantıyı kurdular. Bu aslında oyun kuramlarında da geçerli olan bir şey. Evet.
programlarında da mesela bizim hani alanda ben çok hani çocukluğumdan beri oyun oynayan bir insan olduğum için mesela bunu çok net görebiliyorum. Oyun oynamayan kuramcıyı anında anlayabiliyorsunuz. Çünkü hani bir şeyi yakalayamıyor, bir şeyi anlayamıyor. Oyun kuramcısı olmak için de iyi bir oyuncu olmak gerekiyor, oyun oynamak gerekiyor. Dolayısıyla aynı şey aslında oyun yapımında da geçerli. Bu şirketlerin büyümesindeki etki sadece hani maddi kaygıların ötesinde artık hani o oyuncu olmaktan çıkıp sadece yapımcılığa hani artık varan insanlar haline Bir örneğim daha var buna. Çok insan beni eleştirir bunda ama yani ben bu fikrimin arkasındayım. Oblivion. Hep dediğim gibi benim için çok özel bir oyundu. Skyrim'de. Kötü bir oyun değildi kesinlikle. Kötü olarak diyeceğimi düşünmeyin ama mesela Skyrim mesela çıktığında ona değineceğim şimdi. Skyrim çıktığında millet çıldırdı. Oh, best RPG game ever bilmem ne. Bunu diyen insanların %95'i Oblivion oynamadı. Oblivion belki teknik bazda Skyrim'in çok gerisindeydi. İşte karakter modelleri olsun, belki şeyler olsun, motor kuvveti olsun, görseller olsun. Ama Oblivion'da mesela şöyle bir örneği vardır. Hikayede ilerlediğinizde Bruma. Bruma diye bir kente girdiğinizde bir spoiler ama bunu söylemek zorundayım açıklayabilmek için. Heykeliniz dikilir. Ve orada girdiğinizde sizi millet gördüğünde o savior o Bruma işte bizi kurtardın bilmem ne ya da profession'ınıza göre oyundaki herkes size ona göre yorum yapıyor. Skyrim'de elemanın önünde ejderha öldürüyorum. Adam bana artistik çekiyor. Adam bana artistik. La ejderha öldürdüm önünde kardeşim. Ben şey diyor. Bakıyorum da onların diyor çok güçsüz. La bağırarak ejderha öldürdüm biraz önce ben. Ha, şuna değinmek istiyorum. Oblivion teknik olarak daha limitli bir oyundu. Çok daha teknik bazda daha kötü bir oyundu ama gerek rol oyun yapma öğeleri. tam onu diyordum ben de. Oyun tasarımı olarak çok daha iyiydi. Ben Oblivion'da çok daha keyifli zaman geçirdim. Skyrim'i daha uzun oynamış olmama rağmen. Oblivion'da o dünya tasarımı daha immersive'di. Daha beni kendine alıyordu. Karakterlerin hepsinin bir şeyi vardı ki Elder Scrolls serisi Morrowind'de bunu muhteşem şekilde yapmıştı. Morrowind oynayıp Oblivion oynayanlar da Oblivion için aynısını söyler. Aynen. Muazzam bir yani oyundaki her karakter unikti. Morrowind'de, Oblivion'da da aynı şekilde. Oynayabilecek bir oyundu bir kere. Oblivion'dan bir avuçta bir süre sonra sıkıldım mesela. Skyrim ben bitiremedim. Yani Skyrim'i bitirdim ama şeydi. Bu muydu oldum. Ben modlar alarak saçma sapan şeyler yaparak oyunu devam ettirdim. Ama şey var. Mesela Skyrim'de adama gidip işte interact ettiğiniz sürekli aynı şeyi söylüyor. Oyunun ilk 10 dakikasında da katardım ama işte kafama bir gün ok girdi. Ondan sonra ben de işte ona da geçtim. Hiç diyor Cloud District'te Nazim var ya. Lan şerefsiz affedersiniz. Lan şehri kurtardım 15 dakika önce. Yemişim Cloud District'ten şehri kurtardım biraz önce. Yani bu mesela bana çok batan bir şeydi. Onun için işte mesela Bethesda dikkat ederseniz şöyle bir iniş var Bethesda oyunlarında. Çünkü çok maddi kaygılarını öne almaya başladı. Todd Howard'ın çok büyük bir kabahatidir bence bu. Mesela şimdi Microsoft satın aldı. Bakalım ne olacak? Ben mesela Elder Scrolls, benim hayalimdir Elder Scrolls oyunlarında çalışmak. Küçüklüğümden beri hani içinde olmak o şeyin. Mesela 4'ten 5'e şöyle bir düşüş oldu. Umarım 6 Fallout 76 gibi bir düşüş olmaz. Evet, sorulara devam edelim. Bu konuları evet. Bizi dizgin takmazsanız biz çok konuşuruz. Bu arada eğer tarz ya, soru ya da açayım ben ya, oyun sektörü de olur. Hani tabii biraz anlamdan kaydık ama. Ya çok yani söz almaktan benim bir sorum daha olacaktı ama bir kimsenin aklına da girmek istemiyorum. Çok konuşmuş olacağım. Sorun olmazsa. Ha, biri bir şey sormadı daha. Sen de devam edebilirsin. Şöyle bir şey sormak istiyorum ben yine indie boyutunda bir de Türkiye'deki boyutunda. Biraz sen beni linç ettirtireceksin galiba. Tamam. Biraz eleştiri yapmak istiyorum bakalım. Bilse bildiğimi sanmıyorum Türkiye sektöründe. Zaten Türkiye'deki yapımlarda zaten ne kadar yani bu benim kendi gözlemim. Sürekli böyle bir ya bir PR eksikliği veya bir kolaya kaçma görüyorum. Çünkü yani Unity'de yapılacak en kolay şey yürüme simülasyonu yapılıyor ve ona en kolay temayla korku teması birleştiriliyor. Veya bir FPS yapılıyor veya mobil oyun yapılıyor. Ama daha yüksek, daha işte sanat dizaynına sahip veya daha işte iyi platformer
kısımları olan iki boyutlu indie oyunlar çok fazla gözükmüyor. Tabii son ön planda çıkan Remnants of Nezith gibi veya işte Suzerain gibi güzel yapımlar var. Ama bunların da PR'ı çok fazla yapılamıyor. Evet. O tamamen sektörle alakalı bir durum. Yani şeyler... Bu durum nasıl değişebilir? Kemaller, bu şey, Reality Games, Stranger VR oyununu ya da işte bu Void Runner'ı duyurabilmek için, Steam'e sokup da bir iki satışını yapabilmek için akla karayı seçtiler. Yani bu öyle bir garip bir sektörle... Anlatmıştı bize Kemal Hoca. Ki o indi şeyler hani yani Steam Meeting gibi sitelerde bile hani üstlere o Steam'in seni göstermesi için bile bir takım PR bilmem neleri ücretleri falan ödemek gerekiyor. Yani ben de araştırdım şimdi %50 alınmış. İşte oyunculara işte bu YouTuber'lar falan var ya onlara efendim oyunu vereceksin de onlar oynayacak da onlar reklamını yapacak da bilmem ne bilmem ne. Yani çok garip bir no offense ama bana çok boş geliyor bunlar yani. Çok zor yani. O ne yazık ki hani şeyle alakalı değil yani oyun tasarımıyla ya senin ne kadar harika bir oyun yaptığına ya da yapmadığına alakalı. Ekleyebilirim ona. Şöyle ekleyebilirim ama ona da. Mesela hatırlarsan yani. Biraz önce şey demiştim. Hani sektörün şişmesi. Aslında bundan bahsediyorum. Mesela neden dedin Türkiye sektöründe mesela daha kaliteli. Kaliteli demeyelim. Zaten güzel yapımlar var ama geri planda kalıyor ne yazık ki. Yoğun ortamda daha büyük, daha güzel şeyler görmüyoruz. Birincisi, scope'umuzun ne olduğunu biz bilmiyoruz. Şunu çok görüyorum. 3 kişi AAA yapmaya çalışıyorlar. Kardeşim, AAA dediğin senin 150-200 kişiden başlıyor. Her biri bu adamların dalının üstadı adamlar. Sen animasyonu da ben yaparım, karakteri de ben yaparım. İşte bilmem neyi de ben yaparım. Olmaz. Olmaz. Yapamaz. Bu bir ekip çalışıyor. Yapamaz. Çünkü ben mesela ışık uzmanıyım. Ana dalım uzmanlığım ışık. Ama mesela modelleme bilmek zorundayım. Level design bilmek zorundayım. Belli başlı şeyle materyal çok iyi bilmek zorundayım. Ama hiçbir zaman ben mesela bir materyal artisti gibi yapamam. Çünkü o adamın işi o. O adamın, yani ben hayatımın 40 saatinin 38'ini ışığa harcayıp ikisini diğerine ayırmışsam. O adam da tam tersi materyale ayırdı. Ben o adamın bilgisine ulaşamam. Çünkü ben de insanım. İnsanlar bunu göremiyor. Doktora tezimin uygulamasını ortaya koyarken önce ben Crytek Engine 3'te başladım. bir tane oyunu tasarlayacaktım. Başladım. Hani level'ı dizayn ettim, her şeyini yaptım falan, karakterimi yerleştirdim falan. Anam, bazı kodlama şeylerinde takıldım, kaldım. Yani oraya gideyim diyorum şimdi onu soruyorum, araştırıyorum. Yani hepsini birden baktım. Ben bunu 8 senede anca bitireceğim eğer tek başıma bu oyunu yapacaksam. Evet. Dolayısıyla ondan vazgeçtim. Dedim ki Unreal 4'e gireyim. Unreal 4'e girdim. Başka bir oyuna başladım. Ona da çok güzel tasarımına başladım. Ondan sonra başına devam ettim. Sonra sizin alanınızda, ışık alanında takıldım. Unreal 4'ün ışığını çözmek dedim ki ben bunu çözüp dedim. Üzerine bir de dedim kodlamana bilmem ne girmeye kalkarsam ben bu oyunu tek başıma yapmaya kalkarsam. Hani ben yaparım oyunu ama ekiple yaparım. Tek başıma yapmaya kalkarsam ben hani 8 sene sonra da evet. Yani falan. Yani. Tek yapabildiğim ne oldu? Görsel görsel roman oyunu yapmak durumunda kaldım. Çünkü onu tek başıma yapabildim. Python birkaç işte kodlama yazdım. Ondan sonra kendim izleyici illüstrasyonları ve animasyonlarını yaptım vesaire. Kurgum zaten vardı. Ben çünkü benim esas hani alanım ve şimdiye kadarki yaptığım şey hani ben ya animasyon alanına hani hareket estetiği üzerine çalıştım ya da oyun tasarımı üzerine. Ben bana bir oyun senaryosu yazayım ben size sonuna kadar her şeyle yazarım onu. Ama git bütün oyunu kendin level'ını dizayn yap işte ne bileyim dokusunu kapla bilmem nesini yap. Ha hepsini dediğiniz gibi hepsi hakkında bir bilgim var. Hepsi hakkında mesela girerim Maya'ya her türlü modellemesini yaparım, dokusunu kapları falan ama oyunun içerisine bunu sokup da burada yapmak hani ben bunun uzmanıyım diyemem örneğin. Anlatabiliyor yani muyum? Yani şey var. Yani bir cümle anlatacağım. Değişmemesinin sebebim zaten. Bir anım vardır. Ben bunu ömrüm boyunca da ve özellikle Türkiye sektörü adam olmaya çalışmadığı sürece sürekli her yerde de dillendireceğim bir anımdır. İsim vermeden kesinlikle. İlk İstanbul'a taşındığımda Kıbrıs'tan yani yolumu bulmaya çalışırken de ilk kez ışıklandırmaya, o zaman level design'le uğraşıyordum. İlk ışıklandırmaya girdiğimde bir arkadaşım da eleman var diyelim. Hyper Casual tarafındaydı arkadaş. Başarılıymış da. Geliyordu bu. Alaycı bir tabirle iki kişi. Ne yapıyorsun abi? Ben de sürekli birbirimizi gördüğümüz bir yerdeydim. Hep aynı masada otururdum bu arada.
Unreal'da falan çalışırken. Ne yapayım abi? Ne yapayım ya, işte Unreal'da bir şeyler yapıyorum. Gelip bakarım. Abi boş boş bunlarla uğraşma. Bunlarla sana kimse ekmek vermez. Git modelleme öğren. Sanki bilmiyorum. Git modelleme öğren. Git işte mobil oyunda çalış. Senden bir şey olmaz. Ve bir bunun yanında bir şey daha vardı. Bir topluluğun, Türkiye oyunlarındaki bir topluluğun, Ünok değil. Kesinlikle Ünok, bu arada Ünok çok başarılı bulduğum bir topluluk. Başka bir topluluk. Kendilerini çok üstün gören bir topluluğun yaptığı bir tanışma partisine gittik. Millete işte kendini güya tanıştırırken, ben de işte insanlar tanıştırırken, neyse o zaman level oluyor, level designer. Ha modellemecisin yani. Yok hayır, levelcıyım. Ha modellemecisin işte. Hayır değilim, levelcıyım. Nasıl yani? Level yapıyorum kardeşim hani. Böyle bir, bu arada level design hakikaten dünyada inanılmaz zor bir şey. Çok da zor bir şey. Çünkü bayağı küplerle oynanabilir bir şey yapmak zorundasınız. Yani nasıl ya falan işte. Ya level yani bu bayağı malum kişi anlatır gibi anlatıyorum. Ya ben sana niye para vereyim ki? Bunu hala ışıkçıyım dediğimde söyleyen adam var. Ben sana niye para vereyim? Sen neden bana para ver biliyor musun diyorum artık. Modellemecilerin yaptığı asetler güzel görünsün diye. Oyuncunun yolunu bulsun, oyununu hatırlasın diye diyorum artık. Türkiye'de bunu idrak etmeye yeni yeni başladık. Ama biraz önce ilk sorunun başında şöyle bir şey vardı ne yazık ki. Bir, scope'umuzu bilmiyoruz. İki kişiyle yüzlerce kişinin yaptığını yapmaya çalışıyoruz. İki, kolaya kaçıyoruz. Ya da lokal düşünüyoruz. En büyük problemimiz bu. Çıkan büyük gruplu oyunların çoğuna bakın. Hep lokal. Ya da taklit. Tamam, hepimiz yani mimikli her yerde olan bir şey. Yani mimikli yapmadan olmuyor. Bir noktada bir kişinin ünlü birinin lafıydı ya. Yani yapılan her şey zaten yapıldı. Onları birleştirerek daha değişik varyasyonlarını yapıyoruz aslında. Ama gidip de aynı oyun alıp ismini değiştirip de piyasaya çıkarmazsın yani. Ve bunu gururla gidip de bunu yaptıktan sonra sektör hakkında ahkam kesemezsin. Yani ben ilk AAA şeyine çıktığımda ego olarak görmeyin bunu ama arkadaşlarım dönüp şunu dedim. Arkadaşlar burada kendi gölün en büyük balığı görüyorlar kendilerini. Arkada okyanus var. Ben çok bocaladım AAA tarafına geçtiğimde. Ve yani bir baktım yahu çok farklı. Hani anlatamam size, çok farklı. Yani Türkiye kesinlikle çok başarılı artistlerin olduğu, çok başarılı tasarımcılar, sanatçıların olduğu bir ülke. Ama ne yazık ki bu insanlar kaçırılıyor. Öyle bir problem var. Ya da benim gibi hala hazırda Türkiye'de olanların çoğu freelance çalışıyor. Çünkü burada bir şirket bana çok cüzi bir miktar teklif etti geçen sene. Bana 5 kişilik iş kitlemeye kalktı ve beni freelance'e kapatacağını söyledi. Ya kardeşim sen orta ölçekli bir şirketsin. Ben global şirketlere çalışıyorum. Beni niye freelance'e kapatıyor? Ha baktım freelance'e çok zaman ayırdım. Hani çalışmıyorum sana. Uyar. İkinci de işten çıkar. Peki niye kapatıyorsun? Doğal olarak ben sana çalışmam. Yurt dışındaki adam bana misli fazlasını veriyor. Daha rahat yaşıyorum. Bir, verilen proje beni tatmin ediyor. Gururla hani o projenin biteceğini biliyorum. Ben gururla bunu yaptım diyebileceğim. Herhangi baskı olsa da Türkiye'de yapılan baskı yok. Ego savaşları yok. Ego savaşları da Türkiye'yi bitiren bir etmen. Yani 10 üzerinden 5 yapan bir adam, bu ölçek sadece konuyu anlayın diye özde şey yaptığım bir şey, ölçeklendirmek için değil. 10 üzerinden 5 yapan adam 10 üzerinden 20 ego yapıyor. Ya globalde inanılmaz adamlar var. Benim önüme 20 yaşında, 19 yaşında yaptığı işe önümü iliklediğim çocuklar var. Yani Türk insanının egoyu bırakması lazım. En büyük baltalayan şeylerden biri de bu oyun sektörü. Araştırmamız, görmemiz ve denemeler yapmamız gerekiyor. Vazgeçmemiz. Göz ardı etmememiz lazım problemleri. O zaman bu bağlamda yeni tasarımcılara ve geliştiricilere öneriniz neler olur? Mesela ben şu anda bir 5-6 kişilik bir ekiple ortaçağ temasında indie, iki boyutlu platformer ve aksiyon öğeleri içeren bir oyun geliştirmeye çalışıyorum. Ama daha konsept aşamasındayız. Bu çok uzun bir süreç olmasını istiyoruz. Çünkü hemen hiçbir şey bitmeden hazır bir şekilde çıkarmak istemiyoruz. Kendinizi neye ama... örnek alın biliyor musunuz? Mount & Blade'e örnek alın. Mount & Blade, biz Valinor grubundayken hani ta 2000'li yıllarda onlar böyle minik bir şirketti. İki karı koca mıydı? Neydi onlar böyle? Karı koca. Öyle bir şeydi onlar. Ondan sonra hatta onlarla biz kendi ekibimizi birleştirme gibi bir düşüncemiz falan vardı. Sonra vazgeçildi falan. Keşke birleştirseymişiz adamlar.
Ondan sonra şey, yani onlar böyle minicik bir şeydi ve kendi çaplarında böyle bir Mountain Blade'de çok basit şeyler yapıyorlardı. Böyle gözlerini hemen böyle yukarı, en yukarılara dikmemiş vaziyettelerdi. Daha sonrasında Mountain Blade gelişti. Şu anki Mountain Blade. Mountain Blade şu anda Nvidia'nın Omniverse, işte Makinima dediğim o motorunun reklamını almış hani oyunlardan bir tanesi halinde. Çok basit bir şey söyleyeyim. Çıktığı gün Steam'i çökerten ender oyunlardan biri. Evet, ilk 3'te yani falan hani çıkış yapmış. Ondan dolayı size verebileceğim öneri açıkçası nacizane şunu söyleyebilirim. Gözünüz aşırı yükseklerde olmasın. Yapabileceğiniz, sizi çok zorlamayacak, rahat hareket edebileceğiniz, böyle ortalama böyle şey, hani sizin yapabileceğiniz en iyi şeyler üzerinden, kendinizi çok böyle zorlamadan ortalama bir oyun yapmak ve bunun üzerinden geliştirmeye çalışmak. Bunun üzerine ekleme yapmaya çalışmak. Ben şöyle diyebilirim. Aşırı yüksekte olmasın yani. Yoksa kayboluyorsun. Kendinizden bir parça verin ve oynamayı seveceğiniz bir şey yapın. Tutup da yani mesela Türkiye sektöründe millet kutu açsın diye oyun yapmayın. Yok öyle bir canımın şey. Dediğine hem katılıyorum hem de aslında katılmıyorum diyebilirim. Yani orta ölçek demeyelim de. Yani çok büyük prodüksiyonun çok büyümemesi. Yani belki öyle ima etmeyin. Tamam o zaman katılıyorum. Yani ona dikkat edin. Scope'unuzu çok iyi bilin. Ve aç gibi her şeye saldırmayın. Oyunun ne olacağını çok iyi düşünün. Ve mutlaka size altın bir şey söylüyorum şu anda. Bu tasarımla uğraşan herkes için bir altın bir şeydir. Feedback alın. Feedback'i çok iyi değerlendirin. Ve mutlaka hangi feedback'in toksik, hangisinin gerçekten sizi geliştiren olduğunu idrak edebilmeye bakın. Çünkü millet şey feedback'ini de çok veriyor. Yani kötüye çekmek için de feedback veren bir sürü insan var özellikle Türkiye'de. Ama mutlaka işinize feedback alın. Çünkü sizin göremediğiniz şeyleri, sizin iyi düşündüğünüz şeyleri başkaları... Çünkü tüketici alacak o oyunu sonuçta. Yani sizin çok iyi düşündüğünüz, çok iyi olduğunu düşündüğünüz bir şey belki de çalışmıyordur. Belki de siz bildiğiniz için çalışıyordur. Onun için mutlaka feedback alın. Mütevaziliğinizi kesinlikle kaybetmeyin. Kendiniz olmaktan da kesinlikle kaybetmeyin. Ve... hep bunu girişimcilerin dediği klişe bir şeydir bu ama düşündüğünüz bazı gerçekten doğru olan şeylerden çok da taviz vermemeye bakın. Çünkü insanlar gözünüzü korkutacaktır. Yani bu satmaz, şu olmaz, bu işlemez, işte git modelci ol, bundan bir halt olmaz, bundan çok yapıldı, bilmem ne oldu. İnanın sektöre atıldığınızda bu tarz toksik insanlar çok çıkacak karşınıza. Ama bildiğiniz bir doğru varsa onun üzerine giderseniz kendinizi bozmadan. Başarısız olmazsanız ya öğrenirsiniz ya başarılı olursunuz. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Ben mesela hiç başarısız oldum demiyorum. Eskiden derdim başarısız oldum. Başarısız olmadım, öğrendim. Ve zamanında kötü giden projeler olmasaydı şu an bildiğim hiçbir şey bilmiyor olurdum. Başarıdan hiçbir şey öğrenmezsiniz. Öğrendiğiniz şeylerin %90'ı başarısızlıktan gelir. Yani hata yapmaktan kesinlikle korkmayın. Ve de ben bir şey daha ekleyebilirim buna. Oyununuz tamamlandığını hissetmeden, gerçekten tamamlandığını hissetmeden reklamını yapmaya başlamayın. Bunu Türkiye'de evet. Çok yaptılar çünkü. Sadece birkaç tane konsept tasarımla şu oyunu yapıyoruz, böyle oyunu yapıyoruz, şöyle olacak, böyle olacak. Ellerinde sadece konsept tasarımlar var ama. Oyunun kendisi yok. Program Cem Yılmaz'ın yok. Şeyi vardır ya, fundamental repliği vardır ya. Hadi! Yani hani? Aynen hani ben bunu benzer çok gördüm çünkü reklamı süksesli çok yapılıyor. Siteleri kuruluyor, kendilerini duyuruyorlar işte şöyle uyulacak, böyle bilmem olacak. Ortada aradan 20 sene geçti hala yok yani hani buna benzer oyunu anlatabiliyor muyum? Yani ondan dolayı erken konuşmayın. Erken konuşmayın. Bir de şey var. İşiniz odaklanın, yeri geldiği zaman reklamınızı yaparsınız. Şunu diyeceğim, şunu söylemem lazım. Kimseyle kendinizi yarıştırmayın. Sanat bir yarış değil. Tasarım bir yarış değil. Mesela LinkedIn'de çok görüyorum ve baya böyle cipsimi, kolamı böyle alıp böyle diyerek izliyorum vallahi. Mesela bir tane örnek vardı. 3-4 ay önceydi galiba ya. Başka bir 3D modellemeci diğerine feedback vermiş LinkedIn'e attığı işten. Abo eleman delilendi. Adam etiketleyerek sen kimsin? Sen bana akıl veremezsin. Sen göreceksin kendini. Sen işte şu iş bir çıksın, like'lar bir yağsın. Kim daha iyi tasarımcı göreceksin. Yahu ArtStation'da like'lar ya da takipçi sayısı mıdır bir insanın ne kadar iyi olduğunu gösteren? Yani
ya da niye ben X bir kişiyle yarışayım ki? Ha ben mesela ben de bunu bir noktadaki arkadaşlarıma da söyledim. Ben mesela Türk forumlarına artık hiçbir şey atmıyorum. Çünkü benim severek yaptığım birini kötü bir tabir ama yanlış anlaşılmasın. Bebeğe çıkıp da aset kullanmışsın diyerek niye çamur atayım ki? Niye çamurlattırayım ki? Ben aset kullanırım çünkü ben işçiyim, ben modelci değilim. Benim işim o asetlerin, o asetlerle bir hikaye yaratmak, bir şey aktarmak. Tabii ki şu an bak sektörün en iyi sistemi çoğu aset kullanıyor çünkü ben o modeli harcayacağım sıra ışığımı iyi yapmaya harcıyorum. Ama ben mesela kimseyle yarışma şeyinde değilim ben. X kişiyle yarışmak istemiyorum. Ha tabii ki hedef olarak görürüm o seviyeye çıkmayı. Ama amacım o değil. Yegane amacım o değil. Sizin de yegane amacınız X kişinin seviyesine çıkmak olmasın. Yani yarışmayın kimseyle. Bu çok yani genç arkadaşlara diyeceğim herhalde en yardımcı olacak şey olur. Çünkü eğer biriyle yarışırsanız amacınız başkası olursa onun kötü bir kullanımından başka bir şey olmazsınız. Kendinizi kaybedersiniz. Tasarım ve sanat insanın kendi olmasıyla alakalı bir şeydir. Şuraya üç tane kişi koyun aynı seviyede. Üçünün de tasarımı farklı olur. İlla ki farklı olur. Çünkü dediğim gibi hani bir insanın gördüğünü siz göremezsiniz. Aynı insan olamazsınız ki. Çok teşekkür ederim. Gerçekten rica ederim. Araya giriyorum. İftar vakti yaklaştığı için bazı yerlerde şu an insanlar çıkmaya başladılar burada. Yavaştan yedim, yaptık toplasak saati. Çok güzel olur. Olur. Artık kapatalım bence de. Şimdi ben zaten şöyleyim. Şimdi giderek parlamaya başlıyorum farkındaysanız. Şimdi ışık gitti buradaki. Şuradan light ışık geliyor şu anda. Bir ışıkçı benim olarak. Sen de giderek setup'ım... Zaten ben de giderek aydınlanmaya başlıyorum. Yakında patlayacağım yani. Benim setup'ım hazır ya. Burada sıcak ışık var. Birazdan solda açarsam soğuk ışık var. Yani monitörde ortada fil atıyor. Şey olursa, zaman geçerse ben hani yok olacağım tamamen. Böyle bir boyuta gideceğim yani. Ya çok keyifliydi kendi adıma ama hani insanlar ne düşündüler bilmiyorum. Hani hani sadece oyun içi fotoğrafçılığı da konuşmamış olduk. Ben oyuncu tipleri koyarsanız oyun konuşurlar. Başka bir şey değil yani. Hani olacak olan olur yani. Ben hani hepinize kendi adıma teşekkür ediyorum. Dinlediğiniz için, geldiğiniz için. Umarım hani faydalı olabilmiştir. Hani daha hani ayrıntılı olarak oyun içi fotoğrafçılıkla ilgilenmek isterseniz hem bu hani verdiğim isimler vardı. O isimler üzerinden de hani Google'dan araştırabilirsiniz. Onlar size çok hani fikir verebilirler. Onun dışında oyun oynarken sadece oyun oynamayın. Çevrenize bakın. Bir iki tane ekran görüntüsü alın. Fotoğrafçı olarak eminim çok daha farklı açılar ve çok farklı şekillerde görebileceksiniz. Çok farklı şeyler yakalayabilirsiniz. Belki bakarsınız ileride şu pandemi de geçerse. Açıkçası böyle bir planım vardı zaten. Bir oyun içi fotoğrafçılık karma sergisi gibi bir şey de düşünüyordum açıkçası. Hani fotoğraf ve video bölümündeyim ya. Yani bölüm olarak böyle bir şey düzenleyebilir miyiz acaba diye. Bakarsınız size de bir hani haberini gönderirim. Eğer ilgilenirseniz siz de çalışma gönderirsiniz. Güzel olur. Hani o tip etkinlikler yapmak. Ben de fotoğrafçılıktan ziyade oyun tarafında ya da hani ilgisi olan varsa daha iyi yardımcı olabilirim o tarafta. Yani isteyen arkadaşlar yazabilir sosyal medya üzerinden. Hatta Artstation olan varsa takipçimi artırın da malum takipçisi çok olan iyi sanatçı ya bizimkilerin gözünde. Yani belki ben de iyi sanatçı olabilirim bir gün. Onun haricinde yani sosyal medyanın istediğiniz yerden ulaşıp hani sorularınızı, şeyinizi istediğiniz gibi yazabilirsiniz. Ben de seve seve yardımcı olurum. 21 Mayıs'tan sonra ama lütfen. O zamana kadar gene bir kaybolacağım çünkü. 21 Mayıs'a kadar bir küçük bir kabusum var. O kabusu canlı atlatabilirsem buradayım. Biz çok teşekkür ederiz asıl öncelikle. Gerçekten bugün bizimle birlikte olduğunuz için. Çünkü İstanbul Fotoğraf Buluşmaları bizim için çok önemli bir etkinlik. Yani bizim topluluğumuz için çok uzun yıllardır yapılıyor. Bu sene de çok farklı bir disiplinde konu getirelim dedik. Aslında çok farklı bir disiplinde değil ama burada hani fotoğrafla uğraşan arkadaşlar bilirler. Bizim için çok farklı bir konu aslında. O yüzden çok teşekkür ederiz. Çok şey öğrendiğimizi düşünüyorum. Gerçekten bizi çok farklı bir dünyaya sürüklediniz. Çok teşekkürler o yüzden. Ne demek? Olayca parlaklığınızı ben teşekkür ederim. Şuradan kendimi görüyorum da bir yandan. Çok teşekkürler bu arada. Gerçekten ikinizin enerjisi de çok yüksek. Çok tatlı insanlarsınız bizce. Çok sağ olun tekrardan. Teşekkürler. Herkese hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi kapanmalar. İyi akşamlar. Güzel
günleri hepinize. İyi akşamlar.